Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kare lif çalışması yapacağız. Lifimizin yapımı son derece kolay. Kurulumumuzu yaptıktan sonra gayet e, uyumlu bir şekilde beyazlarımızı ve pembelerimizi birbiri üzerine örerek e, lifimiz istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edeceğiz ve sonrasında gördüğünüz gibi her zaman yaptığımız işlemimizi tekrar ediyoruz. Kenar çalışmamızı da yaptıktan sonra lifimiz gerek e, kullanmaya gerekli çeyiz olarak e, yerine yerini almaya hazır hale geliyor. Evet kolay gelsin diyerek hemen lifimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Lifimizi örmek için pembemi ve beyazımı kullanıyorum. E, zeminimizi beyazla örerek başlayalım. Uygun tığlarla elinize uygun e, başlarsanız çok güzel olacaktır. 3 tane zincirimi çekiyorum. Önce düğümümü atıyorum şöyle biraz rahatlatıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ilmeğimi uzatıyorum tığımın başını doluyorum birinci zincirimin içerisine bakınız rahatlatmıştım genişçe oraya giriyorum 1 2 ve 3 3 defa sarıyorum lif iplerimiz her marka biraz daha dolgunluğu farklı olmakta kullandığım ürün güzel fena değil 3 tane dolgu yeterli. Eğer e, ipiniz zayıfsa bir tane daha dolgu çalışabilirsiniz. 3 defa sardıktan sonra elimi aşağıya tutuyorum. Bakınız ipimizi de kavrayacak şekilde tığıma ipimi doluyorum. Biraz önceki almış olduğum ilmeklerimin içerisinden geçiriyorum ve tutmuş olduğum ipimi buradan alarak tekrar örüyorum ve fıstıklarımı kapatıyorum. Bir tane zincir çektikten sonra sabitliyorum. Tekrar ikinci fıstığı yapmak için ilmeğimi biraz uzatıyorum. Tığımın başını dolayarak şuradaki minik gözün içerisine giriyorum. Bir. Minik gözün içerisine giriyorum. 2. Tekrar doluyorum. Minik göze giriyorum. 3. Elimi tutuyorum. Her ikisinin bulunduğu noktaya bakınız. İpimi de kavrayacak şekilde alıyorum. ipimi içinden geçiriyorum. Ve burada ipim kalıyor. Bakınız tuttuğum için. Buna giriyorum. Altından geçip Kapatıyorum fıstığımı ve bir tane zincirle pekiştiriyorum. Tekrar yapalım. Önce ilmeğimi uzatıyorum. Dolayarak yuvanın içerisinden giriyorum. 1. Doluyorum. 2. Doluyorum. 3. Her iki fıstığı tam ortaya alak tutuyorum. Geçiyorum. İpimi tekrar örüp kapatıyorum ve bir tane zincirle pekiştiriyorum. Tekrar uzatıyorum. Uzattığım ilmeği bir diye saymıyorum. Doladıklarımı sayıyorum. 1 2 ve 3 tutuyorum ipimi geçiriyorum kapatıyorum ve bir tane zincir toplamda 21 tane fıstığımızı beyaz rengimizde bu şekilde örelim sonra görüşelim 21 tane fıstığımı ördüm hepsi kapalı fıstıkta bakınız ağzını kapattığım için şimdi ikinci rengim olan pembeme geçişimi yapıyorum hemen ipimizi alalım beyazımızın içinden örüp bir tane zincirimizi çekip pekiştirelim ve pembemizde bir tane fıstık örelim göze giriyorum bir bu kez kapamayacağız 2 3 az açık şekilde bırakıyoruz bakınız içinden şu şekilde geçmiyoruz bakın burası köşe olduğu için dönüp ikinci sıramızı başlattığımızdan dolayı burayı kapatmıyoruz daha sonrasında öreceğimiz fıstığımızla birlikte alarak kapatıyoruz şimdi Birinci fıstığı atlıyorum. İkinci fıstığımızın bulunduğu şu noktaya batıyorum. Şöyle sayalım. Pembemizin dibi bir. Diğer fıstığımızın zincir yeri iki. Bakın 1, 2, 3. Üçüncü gruba gelerek batıyorum. Yani ikinci fıstığın sonuna gelip batıyorum. Beyaz ipimizi de arada götürüyoruz. Çünkü her ikisini birlikte öreceğiz. 2, 3. 3 defa aldım bakınız 1 ve 2 fıstığımız birisi kenar oldu birisi alt zemin şu şekilde pembenin dibi ikinci ve üçüncüye battık ya iki fıstık diye sayalım ya da e, buradaki zincirimizin bulunduğu noktayı sayalım zincirimizi sayacaksak üçüncü zincire battık eğer fıstıktan sayacaksak iki fıstığın sonuna battım evet şimdi her ikisini birlikte çekerek kapatalım yine elimizi tutuyoruz ikisini alıyorum kapatıyorum bir tane zincirimi çekiyorum. Evet zincirimi çektikten sonra bir tane pembeden açık fıstık çalışıyorum. 2 3. 3 defa aldım, kapamıyorum. Pembemi şöyle öne doğru alıp bırakıyorum. Beyazımı alıyorum. Beyazımı doluyorum. Bir ilerideki bakın hemen pembemin dibine değil, hemen takip eden zincirin içerisine giriyorum. Pembemiz de arada 2 3. 3 defa aldım. Kapatıyorum. Bir tane zincir. Şöyle görelim. Tekrar beyazımı bırakıyorum. Pembemi alıyorum. İpimi uzatıp yeniden bir tane açık fıstık örüyorum. 2 ve 3. Beyazımız arada devam edecek. Tığımın başını doluyorum. Bakın hemen beyazın dibine değil. Bir fıstık zincir ilerisine geliyorum. Beyaz arada kalacak şekilde 1. 2 3 çekiyorum kapatıyorum Şuradaki altta gizlediğimiz iplerimiz görülmekte. Onlar problem değil. Daha sonra gizleyebiliriz. İki tane pembemizi yan yana ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Yeniden açık bir pembe örüyorum. 1, 2, 3. Pembemizi açık olarak ördüm bırakıyorum pembeyi. Şöyle öne doğru bırakırsanız arada kalır. Arkadan beyazımı alıyorum. Tığımı başını doluyorum. Hemen dibine değil bakınız. Diğer zincirimize gelerek batıyorum. Başını bir defa doladım. 1 2 3. İki fıstığımızı kapatıyorum. Bir tane zincir. Şimdi tekrar beyazımız şöyle öne alalım. ilmeğimi uzatıyorum. 1 2 tane pembemiz öreceğiz. 2 3 Açık fıstığımı yaptım. Dibine değil bakınız. Hemen aşağıdaki fıstığın uç noktasına gelerek batıyorum. 1 2 3 Her ikisini çekerek kapatıyorum. Bir zincir. Bakınız gayet hoş bir şekilde oluşmaya başladı. Tekrar bir açık fıstık yapıyorum. 3 defa da doladım. Pembemi şöyle öne alıyorum. Beyazımı alıp başını doluyorum. Bakınız hemen dibi değil. Diğer zincir yuvasına batarak örüyorum. 2 ve 3. Çekiyorum. İpimle kapatıyorum. Bir tane zincir. Bu şekilde örüyoruz. Yalnız birkaç defa daha tekrar edelim. Bakın beyazımı öne alıyorum. Pembemi alıyorum. Ilmeğimi geçirdikten sonra uzatıyorum. Açık fıstığımı yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 defa da fıstığımı ördüm. Açık bir şekilde dibine batmıyorum. Ucuna batıyorum. 1 2 ve 3. Çekip kapatıyorum. Ve tekrar tepi 1 2 3 açık fıstığımı yapıyorum. Pembemi öne doğru alıp beyazımı arkadan alıyorum ve uçtaki fıstığıma 3 defa batarak örüyorum. Tekrar kapatıyorum bir tane zincir. Burada bakınız iki defa üst üste pembemizi diğerinde ise bir pembe, bir beyazımızı örüyoruz. İki üst üste pembe, bir pembe, bir beyaz şeklinde. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bir tane beyazımız, pembemiz, bir beyaz, bir pembe şeklinde örerken de kontrol edelim hemen. Eğer ufak bir yanılgımız olursa hemen yolu yakınken geri dönelim. Buradaki en önemli kurulumumuz bir tane beyaz fıstığımızın bir tane de pembe fıstığımızın sırası ile gelmesi, iki defa aynı tekrara düşmemesi. Evet şimdi son olarak uç kısımdayız ve kapatmadayız. Yine aynı şekilde bakınız. Pembemizi ördüm. Burayı beyazımla kapamam gerekiyor. Onun için bir tane açık pembemi örüyorum. 1 2 3 ipimi yine arada pembe beyazımı alıyorum tığımın başını doluyorum hemen buradaki zincirin içerisine giriyorum pembemiz de arada kalıyor bakınız pembeyi yine arada tutalım 2 ve 3 kapatıyorum bir tane zincirimi çekiyorum sıramızın başına geçelim pembemizi yine altta götüreceğimiz için burada kalmasın hemen Şöyle beyaz ilmeğimin arasından geçiriyorum. Sonra tekrar beyazımla zincirimi çekiyorum. Beyazımla örmeye devam edeceğim için bu sıra öreceğim sıra beyaz ağırlıklı olacak. Diğer sıra pembe ağırlıklı olacak. Evet beyaz ilmeğime tekrar geçtim. Örgümün yönünü çeviriyorum. Pembemi şöyle araya alacak şekilde bırakıyorum ve bir tane beyazımla sıra başı olduğu için kapalı fıstık yapıyorum. 2 3 alıyorum kapatıyorum bir zincir bir kapalı fıstığımı yaptım tekrar üzerine 1 2 3 beyaz rengimle açık fıstığımı çalışıyor ipimi alıyorum hemen 1 2 3 geçiyorum şu şekilde kapatıyorum Pembe'mi bırakıyorum. Beyazımı alıyorum. Tepeye bir tane açık fıstık beyazımla çalışıyorum. 1 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum. Beyazanın bulunduğu noktaya girerek 3 defa fıstığım alıyorum. 1 2 ve 3. İkisini aynı anda kapatıyorum. Şöyle görelim bakın. Beyaz olan yere batım, pembe olan yere pembe. Bir zincirimi çektikten sonra yeniden 1 2 3 Bakın bir sonraki sıra pembede hemen beyazımı bırakıyorum. Öne doğru alıyorum arada kalması için pembemi doluyorum ve pembenin olduğu yere batıyorum. 1 2 3 alıyorum kapatıyorum bir zincir tekrar pembemi bırakıyorum şöyle öne arkadan beyazımı alıyorum ilmeğimi değiştiriyorum ve uzatıp açık fıstığımı yapıyorum 1 2 3 sıradaki rengime bakıyorum sıradaki rengimin beyaz olduğunu görüyorum bakınız hemen beyazımızda dolduralım tığımın başını doluyorum batıyorum 1 2 ve 3 her ikisini aynı anda çekiyorum kapatıyorum bir zincir tekrar beyazımla açık fıstık yapıyorum 1 2 3 bir sonraki sırada pembeyi görüyorum hemen beyazı ön alıyorum pembemi alıp 1 2 3 aşağıyı takip ettiğimiz zaman gayet rahat bir şekilde öreceğiz. Tekrar pembemi öne alıyorum. Beyazımı alıyorum. İlmeğimi geçirip uzatıyorum. Ve bir şöyle de araya pembemizi gizliyorum. Tepeye bir tane açık fıstık 1 2 3. Aşağı bakıyorum bakınız beyazımı görüyorum. Hemen tırabın başını doluyorum. 1 2 3. Pembemizi de tabii arada düzeltelim şöyle kapatıyorum ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim son noktaya doğru geldim en son bakınız bir tane açık fıstık beyazımı sonra yine şuraya öreceğim ee, açık fıstığımızı birlikte yapalım hem bitirişi hem başlangıcı beraber yapalım 1 2 3 pembe ipimizi halen götürüyorum pembe ipimiz yine şu uçta olsun tığımın başını doluyorum arada bırakarak pembemi 3 defa da örüyorum ve şöyle çekiyorum kapatıyorum bir zincir kalan pembemizi şöyle yukarıya doğru bir zincirle geçiriyoruz sabitleyelim bir tane yine beyazımızı çektim ve örgümü çeviriyorum ilmeğimi uzatıyorum sıranın başlangıcında yeniden şöyle pembemizi gizlemeye başlayalım ilk fıstığımızdan itibaren önce bir tane kapalı sıra başında kapalı fıstığımı yaptıktan sonra hemen bırakıyorum bir tane pembemle açık fıstık yapıyorum öncesinde ilmeğimi değiştiriyorum uzatıyorum zincir içerisine batıyorum. 1 2 ve 3. Sadece kenarımız beyaz kalacak. Hemen bir sonraki bakınız altında pembeyi görüyorum. Beyazımı arada bırakıyorum. 1 2 ve 3. Çekiyorum. Kapatıyorum bir zincir. Kenarımız beyaz olacak. Üstümüz yine e, pembe olarak devam edecek. Pembe alıyorum. 1 bir sırada beyaz ağırlıklı bir sırada pembe ağırlıklı örüyoruz beyazı görüyorum bakınız pembemi öne alıyorum beyaz rengimi arkadan dolayarak başlıyorum 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir ve yeniden pembe ipimi alıyorum ilmeğimi değiştiriyorum ve bir tane açık fıstığımı örüyorum 1 2 ve 3. Hemen bakıyorum. Alttaki pembemi görünce beyazımı şöyle öne alıyorum. Arada kalıyor o şekilde. Arkada unutursak kötü görüntü olmasın. Tekrar pembemle 2 3. Bir sonraki sırada beyazı görmekteyim. Hemen pembeyi öne alıyorum beyaz ipimi arkadan alarak pembemin arada kalmasını sağlıyorum ve açık fıstığımı örmeye başlıyorum 2 3 bir pembe bir beyaz fıstıklarımı kapatıyorum bir zincir ve bu şekilde örerek ilerleyelim Sıralarımızın geçişinde beyazımızı kullanıyoruz. E, renk yoğunluğunu pembe kullanacağımız zaman bir kapalı beyazımız, e, ikinci sırada açık olarak da e, pembe yapıyoruz. Beyazın yoğun olarak kullandığımız bu sıramız gibi olan sıralarımızda ise bir kapalı beyaz, iki açık beyaz olarak e, sıralarımızı takip ediyoruz. Bundan sonraki sıramızın kenarında iki tane açık e, yani aç, bir kapalı fıstık, bir Açık beyaz fıstığımız olacak. Bu sıramızı takip ettikten sonra ve düzenli kontrolümüzü de yaptıktan sonra hiç yanılmadan istediğimiz yeterli ölçü olana kadar ilmeklerimizi alarak fıstıklarımızı yapıp ilerleyelim. Sonrasında yeniden görüşelim ipimizi örmeye devam ediyorum bakınız şu şekilde 1 2 3 grup pembemizi 2 grupta beyazımızın olduğu bölümü tamamladık burada bakınız tekrar hatırlatmak istiyorum kenarlarımızın hepsini beyazla geçeceğiz her iki kenarımızda mutlaka ilk kapalı fıstığımız beyaz olacak beyaz öreceğimiz sırada açık fıstığımız da beyaz olacak pembeyi öreceğimiz sırada bir beyaz kapalı fıstık 2 şu şekilde Şurada yapmış olduğumuz gibi açık fıstığımızı pembe olarak öreceğiz ve sonrasında bakınız renklerimizi tamamlayıp gideceğiz. Ee, beyazımızın sırasında kesinlikle bu üstte e, pembe olmayacak sadece bir tane içlerde kullanacağız. pembemizin sırasında ise şu üstteki bölümümüz kesinlikle e, pembe olmayacak yani birbirinin renginde diğer renk bu üst kısmın kapatma fıstıklarında bulunmayacak. Buraya dikkat edelim. Zaten her rengimizde biraz önce de bahsettiğim gibi her rengimizin kendi sırasında iki tane o rengimizi bir tane diğer rengimizi kullanacağız. Ve tek büf noktası olarak tekrar hatırlatmak istiyorum. Geçişler tamamen ilk kapalı fıstıklar beyaz. Pembe rengimizi öreceğimizde ikinci açık fıstık olarak pembemizi örelim. Ve bu şekilde hiç yanılmadan dilediğimiz renk çeşitleriyle bu lifimizi örerek paylaşalım. Evet şimdi yeterli ölçü olana kadar ben biraz daha örmeye devam ediyorum. Lifimizi örerek tamamladım. Yeterli ölçü oldu. Toplamda kaç sıra olduğuna bakalım şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 sırada lifimizi tamamladık. Beyazımızla başlayıp beyazımızla bitirdik ve hangi renkle başlıyorsak kenarlarımızı da aynı renkle örerek e, tamamlıyoruz ve bitirmeyi de yine aynı renkle yapıyoruz. Şimdi beyazımızda kenarımız yani bütün çevremiz beyaz olduğu için kenarı tığlamasını ben pembe ile çalışmak istiyorum. Buradan beyaz ipimi Kopardım. Sadece pembe ipim kaldı. Beyaz ipimizi şöyle fıstıklarımızın kendi renginde içinde gizleyelim ve kalan e, bölümü keserek temizleyelim. Evet, burayı daha sonra keselim. Pembe ipimi de şöyle düğüm olarak kapandı. Bakınız, şuradaki boşluğa giriyorum. Her iki fıstığımın arasına ilmeğimi alarak. Bir tane zincir çekip burada bir zincirle köşemizde e, bekliyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki bölüme girerek fıstık doluyorum. 1 2 2 tane alıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 zincirimi çekip ardına giriyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 ve 3 çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 zincir hemen Ardındaki boşluğa batıyorum. Yeniden 3 defa sarıyorum. 2-3 Kapatıyorum. 1-2-3 Ardına giriyorum. 4. kez aynı işlemi yapıyorum. Dilerseniz 2 tane de alabilirsiniz. 1-2-3 4 tane fıstığımı üzerine 4 tane de zincirimi çektikten sonra hemen 2 tane Kapalı fıstığımızın ara noktasına girerek batıyorum. Tekrar tığımı başını dolayarak bir sonraki iki fıstığın birleşme noktasına giriyorum ve uzatıyorum. 1 2 ve 3. Çekiyorum, kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir. Ardına giriyorum. Yeniden 1 2 ve 3. Çekiyorum, kapatıyorum. 1 2 3 ardına girip kapatıyorum tekrar 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 ardına girip kirpiğimi yaptım ve dördüncü kez aynı yere giriyorum 2 ve 3 fıstığımı yapıyorum kapatıyorum şu şekilde 1 2 3 zincirimi çektikten sonra ardına batıyorum ve hemen iki fıstık ara noktasına giriyorum ve bu şekilde bakınız dörder fıstık doldurarak sıramızın sonuna kadar ilerleyelim Evet fıstıklarımızı ve kirpiklerimizi yaparak köşemize kadar geldim 1 2 3 4 5 6 7 8 8 fıstık grubumuzu ördük ve tam köşemizdeyiz hemen köşeye bir tane sık iğne olarak batıyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. İkinci köşemize sadece bakınız. Diğer köşemizde de sık iğnemizi yapmıştık. Hemen yanından çalışmaya başlamıştık. Tığımın başını doluyorum. Hemen fıstığımın e, buradaki e, pembe fıstığımın birleşiminden başlıyorum. Aynı şekilde 3 defa sarıyorum. 1 2 3 Arkasına gelerek batıyorum zincirimi. tekrar. 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum. 1 2 3 zinciri çektim. Tekrar arkasına battım. 2 fıstık. 2 kirpiğimizi çalıştık. 3 fıstığımı çalıştım. Zincirimi çektim. Tekrar 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum. 1 2 3 ardına batıyorum. Bir sıradaki fıstık aralarına hemen girerek batıyorum sık iğnemle ve devam ediyorum kepiklerime sırası ile örmeye kenarlarımızın tamamını örerek geldim en son birleşme noktasındayız bakınız başlangıç ve bitişimiz yan yana birleştirme işlemimizi de yapalım kirpiğimi yaptıktan sonra ilk başlangıç noktasına gelerek batıyorum ilmeğimi çekiyorum ve bir zincirimi de çektikten sonra ipimizi keserek ipimizi tamamlıyoruz çekmiş olduğumuz ipimizi kendi renginde arkayı çevirip gizleyelim Evet bu şekilde lifimizi tamamladık çok hoş görüntüsü oldu ve yapımı da son derece kolay. Dilerim sizler de beğenmişsinizdir ve sizler de hem çeyizlerinizde hem günlük kullanımlarınızda örerek kullanırsınız. Evet beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.